Soru güzel. Bu Türkiye'nin bu sektördeki çok önemli bir derdi. Gerek markaların gerek brokerların. Emlak danışmanlığı çok kolay bir iş, çok zor bir iş. Şimdi ikisi arasında bir uçurum var. Bu işi çok kolay görüp kısa zamanda çok büyük paralar kazanacağım insanlara bunun böyle olmadığını anlatmak lazım başta. Bir ciddi bir eğitimden geçmeleri lazım. Yani emlak alım satımında aracı olmak için emlakla ilgili teknik bilgilere sahip olmak lazım. Bırakın onu, çalıştığınız bölgeyi bilmek, yaşamak lazım. Yani şurada şimdi Bağdat Caddesi'ndeyiz. Ben bu bölgenin emlak danışmanı isem, en azından şu işte Göztepe çevresinde, bu bölgeyi benim sokak sokak dolaşmış, ticari veya konut bazında olayların nasıl yürüdüğünü öğrenmiş, diğer emlak ofislerindeki hareketleri bilen, alım-satım adetlerini takip eden, rayişleri bilen bir insan olarak kendimi yetiştirmem lazım. Dolayısıyla işim sahada bir emlak danışmanı olarak. Bunların emlak danışmanlığı işine giren insana baştan anlatılması lazım. Tabii markanın görevi de nedir? Bunların nasıl yapılacağını adım adım, teker teker izah etmek. Bilinmeyebilir. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Bunları öğretmek mümkün. Gerek biz, ya da gerek diğer markalar bununla ilgili her türlü eğitim veriyorlar. Emlak danışmanı bu işin çok kısa sürede gelir getirecek bir iş olmadığını bilmeli baştan. Maalesef böyle yanlış algılar uyandırılıyor. Biz ERA olarak kesinlikle böyle bir şey söylemiyoruz. Diyoruz ki, senin cebinde seni 6 ay veya 1 sene geçindirecek bir mali imkan olması lazım. Sanma ki gelip markamızın altında emlak danışmanı olduğun, önümüzdeki ay çok paralar kazanacaksın. Hiçbir şekilde elini cebine atmayacaksın hazır olan parana. Taze paralar gelecek. Yok böyle bir şey. Bu bir tesadüf olur. Bu bir tesadüf olur. Sen sahanı öğreneceksin, mesleği öğreneceksin, bölgeni öğreneceksin. Çünkü herkesin bölgesi olacak. Bölgeni öğreneceksin. Bu bölgenin şartlarına göre alıcı veya satıcılarla bir araya geleceksin. Yavaş yavaş çevre edineceksin. Çevre edinmek kolay bir iş mi? Çok süre alacak bir iş. Bunun sonunda insanlar sana güvenecek. Seninle temas kurmaya başlayacak. Her kurduğun temastan bir alışveriş olmayacak. Ama insanlar bu ilişkileri sürdüre sürdüre senin doğru insan olduğunu görmeye başlayacak. Sen artık yavaş yavaş işlem yapmaya başlayacaksın. Dürüst olduğun takdirde. Bunun süresi ne? İstisnalar hariç 1 ay, 2 ay, 3 ay değil. 6 aydan başla beklemeye. 1 seneye doğru. Dolayısıyla sen bu işi kısa vadeli bir kazanç mesleği olarak görme. Ve de eğer sabredersen, kalırsan, bu broker için de geçerli, danışman için de geçerli. 2-3 yıldan sonra ben iyi ki bu işe girdim dersin. Yani bu 3 yıl güzel bir süredir, kritik bir süredir. Çünkü o çevreyi devamlı çalışıyorsun ve o çevreyle devamlı bir aradasın. Artık sana insanlar dönmeye başlıyor. Telefonlarına çıkmayan veya beni son ara diyen bir takım insanlar seni aramaya başlıyor. Ya benim şöyle bir ihtiyacım var. Veya evimi satar mısın? Aracı olur musun? Bütün bunlar için tek ilaç var, zaman. Yani ne olursan ol, dünyanın en büyük satıcısı ol, 1-2-3 ayda bu işe kavuşamazsın. Bu işten çok para kazanırlar, gerek Türkiye'de, gerek dünyada. 3-5 yılından sonra bu işe kendini adamış insanlar. Dolayısıyla emlak danışmanının bunu bilmesi lazım. Bizlerin de bunu emlak danışmanına pembe bulutlar, hayaller, rüyalar göstermeden net bir şekilde göstermemiz lazım.